Sevgili Satelit Türk izleyicileri, deprem felaketi sonrası geniş deprem bölgesinde kiliseleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Şu anki durumlarını kiliselerinin önderleriyle, papazlarıyla şu anki yaşamlarını ve kiliselerin durumlarını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi Altınözü'ndeyiz. Sarılar Ortodoks Kilisesi'nin bahçesindeyiz. Burası da ne yazık ki oldukça ağır hasar alan kiliselerimizden bir tanesi. Yanımda kilisenin değerli papazı Cebrail Kuşoğlu var. Çok çok geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Kısa bir sohbet edeceğiz sizinle. Zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Ve Rab sizleri koruduğu için de şükrediyoruz aynı zamanda. Teşekkür ederim. Hı-hı. Sağ olun, var olun. Geçmiş olsun. Ne diyelim olun. Önce? Yani ülkemiz böyle şehirlerimiz olarak çok yani bu bir Tanrı'nın lütfudur bize. Çok yerlerde ölümler, can kayıpları oldu. Çok. Biz her konuşmamızda yani ilk başta Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adına teşekkürler sunarak yani yücelikler sunarak başlarız. Evet. Ve yani çevremizde olan Tanrımızın nimetlerini Kitab-ı Mukaddes diyor ki Rabbimiz gökyüzünden yere, yeryüzüne baktığı zaman titremesini sağlar diyor. Titretir. Rabbimizin bize var oluşunun, hazır olduğunun bir göstergesi. Kilisemiz ise yani 1800 yıllık bir geçmişe tarih olduğu için zaten yapı itibariyle yani ana kilise böyle çok kadim tarihi bir kilise çok, olduğu için çok büyük bir değer burası. Yine Rabbimize şükrediyoruz. Yeni restorasyondan çıkmıştı ama yine olsun. Çünkü bu Rabbimizde her şey yani normal olduğu için insanlar indinde zor olan Rabbimizin gözünde çünkü Rab kendisi diyor 1000 yıl benim gözümde bir saniyedir. Evet, ve oluşan deprem yani birkaç saniyelik olsa bile her şeyi yetmesine Rabbimizin takdirine baktık. Bunun aksini düşünüp yani Rabbimize şükrediyoruz her zaman. Tersini düşünsek ayın esnasında olup böyle bir şey olsaydı yani Sarılar halkının, bu Sarılar Rum Ortodoks Kilisesi'nin yani müminleri var pek fazlaca. En aşağı yani 300-400 kişi nüfusumuzun yarısı kadar vefat etmiş olacaktı. Evet, Rabbimize tabii ölenlere, çevremizden, yani ilimizden, Antakya'da yaşayıp da bizden vefat edenler oldu. Bizim mezarlıkta gömdük. Başınız çünkü Sarılarlı sarıyordular. Evet. 360 aileden oluşan bir mahalleyiz ve bizi koruyan tek kilisenin şefaatçisi Aziz George. İskenderun'da da var. Manastır George adında. Şu anda oradaki depremzadelerimiz yani yemek ihtiyaçlarını falan karşılıyorlar. Evet, orayı da ziyaret etme çünkü fırsatımız oldu. Orayı da ziyaret ettiğinizi gördünüz. Muazzam ama bir hizmet sunuyorlar Nikola halka. Nikola Kilisesi yıkıldı. Evet. Bizim kilisemiz yıkıldı ama Aziz George Manastırımız kaldı. Allah'a şükür ayinlerimizi orada icra edebiliyoruz. Evet. Milletimizi taşıyarak. İşte tabii huzurunuzda Satya diye teşekkür edip ben bütün herkese gelene çok gazeteciler geldi, çok haberciler geldi. Yani hepsine kucak açtık, hoş geldiniz dedik. İlgilenmelerinden dolayı, ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve böyle yani bir şimdi depremde Tanrımıza şükretmekten başka bir şeyimiz gelmez. O bize yani yaratandır, biz yaratılmışız. Evet, o Halik'tir, yani biz mahlukuz. Tabii ki daha önceki yıllarda böyle depremler olmuştur. Ama en önemlisi kendimize her zaman şükrediyoruz. Rabbimizin elinde olan bir şey. Kimse kimseyi suçlayamaz. Kimse de kimsenin yani böyle üzüntüsüne biz müminler olarak zaten Rabbimiz bize emri birbirinizi sevin. Tabii dua sürekli ederek her şeye karşı istinaden birlikte olun. Birbirinizi sevin. Ve yaslılarla, hüzünlü olanlarla hüzünlü oluruz. Tabii. Sevinçli olanlarla biz sevinçli oluruz. Tabii. Böyle Rabbimizin bize emirlerinden biz yaşadığımız sürece bütün başka milletin, dinlerin, insanların bizi gerçekten Mesih'in hizmetçisi olarak Mesih'i de yücelteceklerine bir emri var Rabbimizin. Var. Onun için biz her zaman için şükür ediyoruz. Biz bütün dualarımızda zaten hasta olanlara, seferde olanlara, denizde yolculuk edenlere, havada yolculuk edenlere, ızdırap çekenlere, hapishanede olanların selameti, kurtuluşu için zaten Rabbimizden yalvarırız diye bir duamız var. Evet.
Evet, İlk evet. baştaki dualarımız herkes için ve bizler içindir. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim. Kilisenin şu an dışarıdan görüyoruz elbette, güvenlik açısından riskli olduğu için içeri girmedik. Hangi bölümünde yıkım oldu şu an baktığımız yerde? Vallahi kutsallar kutsalı mabedi içinde dediğimiz bir yer var. Evet. Bizim Ortodokslar da yani tabii, bu ibadetin kilise, yapıldığı ibadet. Salon olarak izleyicilerimize söyleyebiliriz. Evet, yani papazlar kısmı, müminler kısmı ve mürettiler kısmı. Takriben hepsi maalesef, yani Tanrımıza şükürler olsun, hepsi zarar gördü ve içine geçilmez bir hal aldı. O zaman belki zaman ve planlar tamamlandığında burası da yeni bir restorasyona dahil olacak. Allah'ın izniyle tekrar en kısa zamanda başlayacağız. Sevenlerimizin yardımı ve hayırseverlerimizin yardımıyla ve Rabbimizin de iradesiyle yapacağız. Aynı zamanda tabii ki kutsal kitabımızdan biliyoruz siz de biz de. Kilise İsa Mesih'in bedeni sadece bir bina değil, o kendini işaret etti. Ve inananların bir beden oluşunu anlattı. Sanırım siz de bu deprem felaketinin sonrasında bunu yaşıyorsunuz. Cemaatinizin üyeleri hepsi bir yerlerde belki. Ama bulundukları yerde Rabbin topluluğunu oluşturmaya, yardımcı olmaya, geride kalanlara hem sizler hem onlar devam ediyor diyebiliriz. Devam ediyor. Biz geçenki anlatmalarımızda yani gelen arkadaşlara hoş geldiniz dedikten sonra Rabbimizin izninde olan bir şey binaları yıkar. Yalnız müminlerin imanını, tabii. güzel yani sevecenliğini yıkmadı maalesef. Tabii, tabii, tabii. Biz de yine dua edebilecek bir yerimiz, kilisemiz olduğu için orada dualar ediyoruz. Yani komşu köylerin, mahallelerin müminleri de geliyor. İmanımız ayakta kalacak. İnşaatlar yıkılır. Yani müminler tekrar onu yapılır. Kilise yapandır. Kesinlikle. Ama biz yine devam edeceğiz. Çünkü önümüzde çok güzel kutsal bir Paskalya dönemeci falan var. Oruca geçeceğiz. Yani böyle yoğun dualara başlayacağız ve Rabbimizin kıyametini, Paskalya'yı en güzel şekilde, imanlı bir şekilde karşılamak amacıyla 16 Nisan'a kadar yani manastırda dualarımızı bu kilise yıkıldı ama imanlar, gönüller yıkılmadı maalesef. Çok yani şükür. Onun için Rabbimize şükürler olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bize rica zaman ederiz. Ayırdığınız için tekrar tekrar her geçmiş zaman olsun bekleriz. Dileklerimizi sadece iletiyoruz. Yani böyle deprem adımlarında evet, başka bizim zamanlarda çok dualarımız var, etkinliklerimiz var. Bizim tabii yani kanallar çekmese bizim gençlik komitemiz olarak, kilise olarak, Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi olarak her ayinimizden videolar çekip, her etkinliğimizden yani her sevinçliğimizden yani yaz günlerimizden, kutlamamızdan videolar, böyle bölümler çekip biz zaten dünyaya göstermiş bulunuyoruz. Ne güzel, ne yani, güzel. Çünkü sarıların bütün dünyada, ülkelerde vardır, evet, elemanları var, vardır. Yani müminleri var ve öz ana kiliseleri burada burası, sayıldığı için burayı unutmadan sırf bizi sorarlar, ilgilenirler yani. Ne güzel, ne güzel. Yani dünyanın her saymakla bitmez. Almanya'da, Fransa'da, Yunanistan'da, Kanada'da, Venezuela'da, Amerika'da, Suriye'de hatta okuyan gençlerimiz falan var. Hepsi din yolunda ilerliyorlar. Ne güzel, ne güzel. Yani biz onlar gibi herkese başarılar dileyip yani her şeyin gönlünüzde olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Cümleten bir selamet için birlikte duamız falan vardır her zaman. Sağ olun. Sizlere de esenlikler diliyoruz. Rica ederiz.